Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda sizler için nefis cevizli saya çöreği hazırladım. Bunun için geniş bir kap alıyorum ve içerisine bir yumurtanın akını ve 2 su bardağı sütü, yarım su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Önce sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. Ve içerisine önce 2 su bardağı un ilave edip üzerine tuz ve kabartma tozunu döküyorum. Sonra tekrar 2 su bardağı daha un ilave ederek toplamda 8 su bardağı su ile hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz çok güzel toparlandı. Tezgahımızın üzerinde de biraz daha yoğurduktan sonra kabımızın içerisine tekrar alalım. Üzerini streç ile kapatıp biraz dinlendirelim. Evet, hamurumuzu kabımızdan tezgahımızın üzerine alalım. Yumuşamış ve kabarmış olan hamurumuzun havasını çıkarmak için biraz daha yoğuralım. Katlayarak yapalım bunu ve sonrasında rulo şekli vererek uzatalım. Dilimlere ayıralım. Ve her dilimi yuvarlaklar haline getirelim. Ve tekrar unladığımız bir tepsi üzerine dizelim. Bütün hamurumuzu aynı şekilde yuvarlak form vererek hazırlayalım. Evet. Şimdi hamurlarımızın üzerine dilerseniz bir havlu ile kapatabilirsiniz. Ya da benim gibi temiz bir poşet geçirebilirsiniz üzerine. Streç ile de kapatabilirsiniz ama streç de sonrasında çıkarmak da zor olabiliyor. Ve yağımızı hazırlamaya geçiyoruz. Ben 200 gram kadar tereyağını eritme kabımın içerisine aldım. Minik bir tava kullanıyorum. Ve yağımızı eritiyorum. Yağımızı eritirken dikkat etmemiz gereken, bakın, üzerinde oluşan köpükler. Bu köpükleri mutlaka temizlemeliyiz. Köpüklerimizi temizledik. Yağımız da eridi. Hamurlarımız da dinlendi. Şimdi saya çöreğimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce sizlere sade bir saya çöreği hazırlayacağım. Bunun için hamurlarımı tabak büyüklüğünde açıyorum. Ve her açtığım parçayı bir tepsi üzerine alıyorum. Öncesinde açtığım hamurumun üzerine kapatıyorum. Tabii her hamurun arasına da erittiğimiz tereyağından mutlaka sürüyoruz ve bolca sürelim. Bu şekilde diğer hamurlarımızı da açıyorum. Her çöreğimizi 4 kat olacak şekilde yaptım. Ve gene tabak büyüklüğünde açtığım hamurumu önceki açtığım hamurumun üzerine kapatıyorum. Yumuşacık, çok güzel bir hamur elde ettik. İpek gibi elimizde de kolaylıkla şekil verebiliyoruz. Üzerine tereyağımızı tekrar sürüyoruz. Ve son katımızı açacağız şimdi. Evet, aynı şekilde hamurlarımızın en üstüne yerleştiriyorum. Bu sefer üstteki hamurumuza yağ sürmüyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz.
Üzerine oklavamızla şöyle bir gezdirelim ve biraz daha düzleştirelim. Bir tepsiye alıyorum ve üzerine tekrar bir fırın kağıdı kapatıp buzdolabına götürüyorum dinlenmeye. Şimdi ikinci saya çöreğime geçiyorum. Hazırladığımız hamurdan 3 adet saya çöreği çıktı. Bu çöreğimizi de cevizli yapıyorum. Yağı sürdükten sonra incelttiğim cevizlerden serpiyorum aralarına. Bu çöreğimizi de aynı şekilde 4 kat olacak şekilde hazırlıyoruz. Her katımızın hamurunu açıyoruz. Evet. Tabak büyüklüğü yeterli. Hamurumuzun üzerine kapatıyoruz. Ve elimizle de şekillendirebiliyoruz. Hamurumuz çok güzel ipek gibi bir hamur oldu. Ve tereyağımızı da kaşığımızla dökelim ve fırçamızla da her tarafına yayalım güzelce. Lütfen tereyağı kullanın çünkü çok daha lezzetli olacaktır. Ve bolca incelttiğimiz cevizimizden de serpelim. Evet, üçüncü katımıza geçelim. Üçüncü katımızı da açıyoruz ve öncekiler gibi yerleştiriyoruz. Yağımızı sürüyoruz. Cevizimizi de serpiyoruz. Ve son katımıza geçiyoruz. Evet, dördüncü katımız da hazır. Son katımıza yağ sürmüyoruz. Bu şekilde hazırladığımız çöreğimiz artık dinlenmek üzere. Diğer tepsimize alıyoruz ve her iki tepsiyi de 3 çörek çıktı demiştim. Üçüncüyü de hazırladım ve ben bu şekilde buzdolabında yaklaşık 3-4 saat kadar dinlendirdim. Dolaptan çıkardığım hamurlarımı oklava yardımı ile bastırarak genişletiyorum. Eğer vaktiniz varsa dolaptan çıkardıktan sonra bir yaklaşık oda sıcaklığında yarım saat kadar bekletin. Oklava kullanmanıza bile gerek kalmadan elinizle çekerek çabucak genişletebileceksiniz. Benim vaktim olmadığı için hemen oklava ile genişletebildiğim kadar genişletmeye çalıştım. Hamurumuz zaten dinlendikçe kendini bırakıyor ve elinizle bile çabucak istediğiniz kadar genişletebileceksiniz. Hamurunuzun aldığı şekil önemli değil çünkü tekrar bir şekillendirme yapacağımız için buradaki açtığımız şekil kaybolacak. Gördüğünüz gibi kenarından rulo yapmaya başladım ve hamurumuzu sararak rulo şeklini veriyorum. Ve elimle de çekiştirdiğimde yırtılmadan çabucak genişliyor gördüğünüz gibi. Ve elinizle bastırarak rulonuzu düzeltebilirsiniz. Evet, ilk çöreğimiz tekrar dinlenecek bu şekilde. Birinci hamurumuz hazır. Şimdi ikinciyi de alıyorum ve aynı şekilde dolaptan çıkardım. Tabii dinlendirmeye, oda sıcaklığında dinlendirmeye vaktim olmadığı için hemen açmaya çalışıyorum. Sizler lütfen yaklaşık yarım saat kadar oda sıcaklığında bekletin tekrar ve çabucak elinizle çekerek genişletebileceksiniz. İkinci hamurumuz cevizli idi.
Cevizlerin açarken ortaya çıkması normal çünkü bastırarak hamuru genişletirken açılıyorlar. Sıkıntı değil, devam edebilirsiniz. Evet, bu şekilde hamurumuzu açabildiğimiz kadar, genişletebildiğimiz kadar genişletiyoruz. Ne kadar çok genişletirseniz hamurunuzu o kadar uzunca bir rulo elde edersiniz ve daha çok dolamış olursunuz. Evet, şimdi kenarından kıvırarak rulo şeklimi vermeye çalışıyorum. Evet, rulomuzu elimizle bastıra bastıra daha da genişletebiliriz. Ve tekrar dolayarak hazırlıyorum hamurumuzu. Yağlı kağıt arasına alıyorum ve tepsimizin içerisine koyuyorum. Bütün hamurlarımı hazırlarken bu bekleme süresi içerisinde iyice dinlenmiş olan hamurlarımızı şimdi açmaya başlıyorum. Şimdi son aşamadayız. Saya çöreğimizin son şeklini veriyoruz ve artık fırın aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bastırarak hamurumuzu genişletiyorum ve bu aşamada merdane kullandım. Eğer çöreğimizi hazırlarken bu açma aşamasında kağıttan çıkarmazsanız tepsiye yerleştirmeniz de o kadar kolay olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi kağıdı çekerek hemen tepsinin içerisine aktarıyorum. Ve üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarımızı hazırlarken yumurta sarımızın içine yarım yemek kaşığı kadar yoğurt koydum. Ve yoğurtla birlikte çırptım. Çok az da 1-2 damla da sıvı yağ damlattım. Güzelce çırpıp çöreğimizin üzerine sürdüm. Çöreğimizin kabarmaması gerektiği için çatalla üzerini çizerek şekil veriyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Şimdi diğer hamurlarımda sıra. Bunları da aynı şekilde açıyorum ve 3 adet saya çöreği elde ettim. Kahvaltılarınızda, misafir sofralarınızda göz dolduracak, lezzeti de çok beğenilecek ve uzun süre tazeliğini koruyabilecek olan bu çöreğimizi mutlaka sizler de yapın ve sevdiklerinizle paylaşın. Çöreğimizi hazırlayıp pişirdikten sonra da dolapta veya buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Dilediğinizde çıkartıp biraz oda sıcaklığında beklettikten sonra fırında ısıtarak tekrar tüketebilirsiniz. Çöreğimizin üzerine çatal ile çizerek hem güzel bir şekil veriyorum hem de çok fazla kabarmasın diye çizikler atıyorum. Evet, ikinci çöreğimizi de tepsimize aldım. Ve diğer hamurumuzu buzlukta bekletiyorum. Onu daha sonra kullanacağım. 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakikada pişti. Ve fırından çıkardım. Çok sıcak. Hemen kesiyorum. Acil sofraya yetiştirmem lazım. Hemen dilimlere ayırıyorum. Diğerini de çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Mis gibi de kokuyor. Çok güzel oldu. Evet, artık çöreğimiz hazır. Tabanı da çok güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Şimdi soframıza götürme zamanındayız. Çöreğimiz çok fazla kabarmıyor. Bu şekilde ince olacak.
ve cevizle de tatlandırdığımız bu harika lezzeti mutlaka sizler de deneyin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.